Suların ortasında bir gök kubbe olsun ve sularını başka sular bölsün. Yukarıdaki olan aşağıda olan gibidir ve aşağıda olan yukarıdaki gibi. Hepsi de tek bir şeyin harikalarını gerçekleştirmek için. Güneş onun babası, ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşıdı. Yerden cennete yükseldi ve yine cennetten dünyaya indi. Ey su! Eylemlerinde yaşayan Allah gibi olması için insanlara bir ayna olasın. Yaşamın pınarı ve günahların arınması olasın. Konumuz biraz astroloji, biraz ay, biraz güneş, biraz perde arkasındaki hakikatler. Ben astrolog değilim ama bugün ay tutulması var ve aya karşı ilgim de benim bayağı fazladır. Güneşe de aynı şekilde. Kur'an'la bağdaştırmaya, her gök katmanında başka bir kandil koyduk gibi ayetlerin arkasındaki farklı hakikati görmeye çalışırım. Demek ki o 7 gök katmanını, 7 göğü çaktık denmesi ve arkasından her birinde farklı kandil var denmesi, her birindeki güneşli, aydı ve diğer oluşumların farklı olduklarını söylüyor. Bildiğin güneşin sana görünen yüzü diğer gök katmanlarında ya da boyutsallıklarında farklıymış. Ya da farklı farklı kandiller çakılmış. Astrolojide ne önemliydi? Diğer göksel varlıkların, gezegenlerin, yıldızların, barisferlerindeki yani çekirdeklerindeki onlara gelen programı, galaksinin merkezinden gelen program desek ya da Sirüsyen merkezlerden, üstlerden gelen programlarda diyelim, değiştirilmesinden kaynaklanan etkileri bize göndermeleriydi. Astrolojinin özü buydu. Yani biz daima bu göksel varlıkların çekirdeklerinden gelen, yani manyetizmalarından gelen etkileri alarak duygu ve düşüncelerimizi değiştiriyoruz. Manipülasyona tabi tutuluyoruz. Astroloji böyle oluyor ama astrologlar nasıl tahminde bulunuyorlar acaba? Geçmiş yaşanmışlıklara bakıyorlar. Mars'ın, Jüpiter'in, Plüton'un geçmiş benzer bir deneyimi olmuş mu? Yani hangi açıda nasıl bir olay yaratılmış? O deneyimler hep gözlemleniyor. Kaydedilmiş son 1000 yılda diyelim. Aslında Mısır'a baktığın zaman ya da Tibet yazıtlarına çok daha eskiye dair veya Göbekli Tepe'de astrolojik kayıtlar var. İnsanlar bunları kaydetmişler. İşte astrologlar tahminde bulunuyorlar. Geçmişte benzer böyle bir göksel olay olmuş. İşte yarın da şu açıda gezegenler bu konuma gelecekler. Bunlara göre bu olaylar olabilir diyorlar. Halbuki o anda farklı bir asteroid Güneş'le Merkür arasından geçse farklı bir etki de olabilir. Yani bunların hepsi tahmindir. Net bilgi değildir. Peki akışık kayıtlara gelelim. Aynı şekilde nasıl astrologlar geçmiş kayıtlara bakarak tahminde bulunuyorlarsa akışık kayıtlarda, levh-i mahfuzda da geçmiş bilgiler var. Her bir yaşamın sonucunda mizana çekildikten sonra yapılan kayıt. Bu geçmiş bilgiler, geçmişe bakabiliyorsunuz. Aslında ant evrende, ahiret ortamında, berzahta bir zaman mevhumu yok. Zaman buraya ait bir kavram. Yine de zamanla konuşalım. Geçmişinizi ama gelecekle ilgili sonsuz olasılıklar olduğu için ancak tahmin olabiliyor. Bu yüzden gelecek gaybını Allah'tan başkası bilmez deniyor. Bir olan Allah. Geçmiş, gelecek, her şey kayıtlı, bütün olasılıklar kayıtlı, kuantumsal dolanıklık, Rahman boyutunda. Şimdi yüksek benliğin istediği şey ne? 6B'deki bizim öz varlığımız. Sonuçta biz onun ruhcan kopyalarıyız. Ona bağlıyız. O da daha üstteki yüksek benlikler diyelim. Onların ruhcan kopyaları. Böyle bir olandan çıkan aynaya kadar devam ediyor. Örümcek ağı gibi. Ve anti evren varlığıyız biz ruhcan kopyaları olarak. Aynı şekilde
6B'deki ana öz varlığımız, yüksek benliklerimiz de bu şekilde. Yani bir noktadan böyle üzüm taneleri gibi aşağıya doğru salkım gibi iniyor. Öyle düşün. Yüksek benliğin yukarıya çıkabilmek için o da yukarıya çıkmak istiyor. Alttaki can evlatlarının yükselmesiyle birlikte o da yukarıya çıkıyor. Böyle silsile birbirini takip ediyor. Çıkabilmesi için kendine bağlı canların, biz insan ruh can kopyalarının, bitkilerde, hayvanlarda yüksek benliğe bağlı olan pek çok can, yaşam deneyimler olması ve yaşam suyunu bize aktarması sağlanıyor. Yüksek benliklerde biz de bu deneyimleri o sayede yaşıyor. Bizde kendini yaşattırıyor bu yüksek benlikler. Yani sen ruh can kopyası olarak benlik duygusuna kapılabilirsin ama aslında sende yaşayan bir olan Allah dememizin sebebi bu. Göbek bağında bağlıyız. Ruha, ruh da yüksek benliğine bağlı görev yapıyor. Emir terkibinde. Aynı kuklacı gibi düşün. Yüksek benlikler bir tane de değil, sonsuz tane de her platformda, gezegensel platformlarda o gezegen bilinçlerine bağlı katmanlarda, boyutsallıklarda bu yüksek benlikler iş görüyorlar. Kendileri için iş görüyorlar aslında, kendi yükselişleri için. Bunlara bütünsel bilinç bellekleri de desek olur. Bu konu hakkında aslında daha önce bayağı bir bilgi vermiştim. Videolarda da, eğitimlerde de. O yüzden bunu bir kenara bırakıp bugünkü asıl konumuz Rab, Rahman, Rahim, yani Rahman'ın görünürlüğü, yaşam enerjisinin aktarılması, güneş denilen yıldızsal çekirdek sisteminin etkisi, Rahim ise içinde kurulan pek çok üse bağlı olarak, suni olarak yaratılmış bir form olmasından dolayı ve anti evrene ait olan manipülasyonların, projeksiyonunun sağlanması dolayısıyla rahim özelliğinde. Rab ise bu ikisinin dünyadaki seyrülhisapla birlikte işlettirilmesinden kaynaklanan, sonuç olarak her ruh can kopyasının, yani bizlerin bu dünya hayatında nötre geçebilmek için, nötr olduğumuz zaman, bahis olduğumuz zaman da yukarıya çıkabilmemiz için deneyimlenen üçüncü boyutumuzdan bahsedebiliriz. Tabii ki bu yedi gök boyutsallığında farklı deneyimler olacaktır, oluyordur. El anda öyledir. Tekrar astrolojiye döner isek, horoskop haritası, sizin zihninizin ürettiği frekans titreşimlerinin haritası gibi bir şey deseniz de olur. Yani kişinin hangi zaman diliminde neler düşünebileceğini ve bu düşünceler ile neleri hayatına çekebilme olasılıklarını gösteren, gerçekliği haline dönüştüren, düşüncede başlıyordu ya yaratım. Ama düşünce anti evrene aitti, buraya ait değildi, Rahman'a ait değildi. Sonuç olarak yine de tasarım düşüncede gizli ve ruhla alakalı düşüncede. Bu düşünceler ile oluşturduğumuz ne varsa hayatının gerçekliğini çekebilme olasılıklarını gösteren bir grafik analiz tablosu, horoskop. Bir nevi karakterinizin hangi etkiler altında ne tepki vereceğini gösteren bir plan gibi. Veya daha farklı anlatırsam, horoskop senin doğduğun andaki gökyüzünün şeklini kayıt etmiş bir plaktır. Gökyüzündeki yıldızlar sizin planınızı çalan bir pick-up gibidir. Yıldızlar döner döner plağınıza vurur, siz de şarkı söylersiniz. Kader bu şekilde işler. Yani horoskop sizin zihin durumunuzu, düşünce mantalitenizi, öz karakterinizi bir şekilde rapor eder. Karakteriniz kaderinizdir, onun göstergesidir. Kaderdeki senaryo size önce
zihninize düşünce olarak gezegenlerin manyetik titreşim frekansları ile iletilir. Eğer zihnini kontrol edebilirsen, kaderini kontrol edebilirsin belki. Tabii çok fazla manipülasyon var. Bunları analizlerde uzun uzun anlatıyorum. Neler yapıyoruz biz burada diye. Bu aslında kendini bilme yolundaki bir araç. Peki bilmediğin bir aracı nasıl kullanabilirsin ki? Gezegenler manyetik titreşimleriyle adeta telgraf çeker gibi senaryonu senin zihnine uzaktan online olarak tek bir vuruş olarak gibi düşün, gönderirler. Hemen sonrasında zihin bunu algılar ve sendeki anılar bilinç altında tetiklenir ve dürtüler başlar. Sahnenin arkasından sufle sana artık çoktan gönderilmiştir. Ancak sen iraden ile olaylara karar özgür iradenle verirsin. Tabii ki özgür iraden ne kadar sağlamdır onu sen belirleyeceksin. Bu hayat tamamen her yönüyle bir okul, bir üniversite gibi burası. Herkes sonsuzluğu içindeki yerini belirlemek için savaş veriyor. Gayatri Mantra, binlerce yıllık en eski ve en güçlü mantraların mantrası. Dinleyicinin yanı sıra söyleyen kişiyi arındırır ve karşısına çıkan her kimsede somut bir iyilik hissi yaratır. Anlamı ise dünyadaki tüm varlıklar aydınlanmaya başlasın. Böyle bir mantrayı sürekli tekrarladığın zaman dünyaya nasıl bir frekans yayınlıyorsun? Aynı bir kanaldan, bir televizyon kanalı mesela yayın yapsın bu şekilde. Ben o bölgelerde de bir gezgin olarak dolaştım. Kaleş Dağı, Hinduizmle de ilgilendim bir süre. Çok farklı bir frekans, enerji. Ama en safiyane yaptığın zaman. Gerçekten de artık tüm varlıklar aydınlanmaya başlasın. O dönemdeyiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Ellezi alleme bil kalem. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. Alak. Bu gezegenler, bu güneş. Neden var? Bu ay neden var? Ben neden yaşıyorum? Neden ölüyorum? Başıma gelenlerin sebebi ne? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Etrafımda olanların sebebi ne? Sonuç olarak sen berzahta kendinden kendine eksik derslerine göre yarattığın kader programı esma terkibinin üstüne burada doğum haritanla birlikte göksel haritanı da alarak daha sonra bu göksel varlıkların yaşamı boyunca etkileri ve diğer bütün manipülasyonlar, çiçek, böcek, insan, cin ne varsa hepsiyle birlikte özgür iradeni işletmek üzere buradaki senaryonu işlettirip film çeviriyorsun. Film çevirmenin de amacı enerji alışverişi bizatihi kendin yapmak ve aynı zamanda diğer varlıklara da bunu göndermek, onlardan da almak. Böylelikle bütün derslerini vererek iraden kapsamında çıkan sonuçların neyse onun bedelini yaşamak içindir ruh varlığı olarak. Bedeni de bir robot olarak kullanıyorsun. Bunları uzun uzun anlatıyorum. Konumuz bu değil aslında. Konumuz ay. 54. sure, Kamer suresi. Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve süre gelen bir büyüdür derler. Yani kıyametin başlangıcı ayın yarılması arkadaşlar. Ondan sonra güneş dürülüyor, yıldızlar dökülüyor, içinde bulunduğun metaverse çöküyor. Anlaşılan o ki bu dünya çekirdeğine bağlı olarak oluşturulan farklı boyutsallıklardaki metaverse'ler ay denilen bir çeşit yapay uydu içi dolu olan yapay uydudan projekte edilen bir sistem. Ve bu da güneşten gelen bir olanın yaşam enerjisini fraktalları kodlayarak rahimiyete bağlı olan anti evren enerjisiyle birlikte aktive ederek gelen programı bu metaverse'lerde işlettiriyor. Tohumlamanın büyümesini sağlıyorlar. Deneyim kazandırarak. Peki neyin kafası yaşanıyor?
bu ademiyet sisteminin oluşturulması ya da Mars'ta da bu tür metaverse'ler var, Venüs'te de var. Her bir gezegensel platformlarda farklı farklı oluşumlar söz konusu. Onların da ademleri var. Ama onların illaki senin gibi et kemik bedeni olması gerekmiyor. Çok farklı robotik bedenlerde ateşi, nurani veya tamamen kutsal geometrik şekillerde soyut kavramları söylüyoruz. Bu şekilde de bedenlerde ruh varlıkları oyunlarını, senaryolarını oynarlar. Burası Rahman tarafının en katı olduğu bir platformdur bu dünya. Adem'in inmesi aşağıya cennetten ruh varlığı olarak bu bedenlere girmesi burada cehennemini yaşamasıdır. Şimdi bu sistem aslında anti evren tarafı asıldır diyor. Bütün akışlarda da bu sizin yaşadığınız yalan dünya, sanal dünya diyor. Bu sistemin yönetimi Dokuzlar Konseyi'nde, Satürn'ün halkalarında bulunan Dokuzlar Konseyi'ne bağlı. Bunu daha önce de anlattım. Bu konseylikte aynı zamanda dünyanın barisferinde olan yedili yöneticiler, onun da üstündeki 12'li yöneticiler ki 12 ayla alakalıdır bu ışık varlıkları. Agartha'yı da, alttaki reptilyan varlıkları da, cinni tayfesini de yönetiyorlar. Ne diyor Kur'an'da? Yerdeki, göklerdeki varlıklar. Ekliyor insanlar, bitkiler, hayvanlar, cinler. Bunların hepsi dünyada yaşıyormuş. Biz zannediyoruz ki bir tek insan yaşıyor ya. Bitkiler var, hayvanlar var. Cinler bile senin görmediğin yerden görüyorlar. Ama varlar, onlar da üçüncü boyut varlıkları. Senden önce oluşturulmuş platformdalar. Çok eskiler. Dünyanın o beşik gibi sallandığı dönemlerinde oluşturulmuş ateşi bedenleri var. Ama sadece onlar da değil, başkaları da var. Ve bunlar üst boyut varlıkları zaten. Üst boyuttakileri sen göremiyorsun, perdelisin. Çünkü %1,5 DNA'nla yaşıyorsun. Geri kalan hepsi çöp. İdrakın kapattırılmış. Burada bu metaverse'ü algılayabileceğin kadar tarafı açık. Ama bir süre sonra kıyamete 5 kala bu da açılacak. Demek istiyorum ki bu Dokuzlar Konseyi de Sirius'a bağlı olarak Lira tohumlamasıyla birlikte Orion bölgesinde olan bir sisteme, ana sisteme bağlı. Bunun da kökeni galaksinin merkezindeki daha değişik, farklı yönetimsel birimlere bağlıdır. Bunun sonu bucağı yok arkadaşlar. Onlar da farklı, daha üst boyutlara, daha farklı oluşumlara bağlıdırlar. Biz anca lafını ediyoruz burada. Ancak şu var ki, şunu anlayın ki, kıyamet zamanından hemen önce ay yarılacak. Yani aydaki bu projeksiyon sistemi çökecek. Ondan sonra kıyamet gelecek. Ondan sonra sen uyanacaksın içinde bulunduğun metaverse'ten. Öncelikle onun devre dışı bırakılması gerekiyor. Yani ayın. Ve ay rahimiyettir, dişil enerjidir. Ve anti evren tarafına bağlı bir enerjidir. İşin özü de anti evren tarafı değil miydi? Bu meleki varlıklar, diğer boyutsal varlıklar. Sizinki sanal denmiyor muydu? Sizinki senaryo denmiyor muydu? Demek ki ay bu oluşumun imame noktasında duruyor. Ve dünyadaki bu platformun işlettirilme odağı. Hem güneşten gelen eril enerjinin, tohumlamanın burada iş görmesi hem de aktivasyonun, hareketin sağlanması için gerekli dürtüleri veren sistem ay. Öncelikle ay, yaşamın devamlılığı için ihtiyaç duyulan
iklim şartlarının korunmasına katkı sağlar. Bunlar bilimsel veriler. Dünyanın manyetik akışının sabit bir şekilde kalmasında görev yapar. Dünyanın çekirdeğinde bulunan barisferinde sıvı halin sürekliliğini sağlar. Koruyormuş demek ki. Ayrıca yeryüzünü kozmik radyasyondan uzak tutar. Ay güneşten aldığı ışığı ve ısıyı dünyaya yansıtır. Eğer olmasaydı bu işlevini de yerine getiremezdi. Ve dünya geceleri şu ankinden çok daha karanlık ve soğuk olurdu. İklim koşullarının korunmasına katkı sağlayamazdı. Ay olmasaydı kasırgaların, fırtınaların sonu gelmezdi. Üstelik mevsimlerin de sırası değişirdi. Öyle bir kontrol mekanizması yaratmış ki, dünyanın tek doğal uydusu olan, doğal diyebilsek de doğal değil, ay, dünyaya en yakın gök çizimi. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometre. Bu yaklaşık olarak ışığın bir saniyede aldığı yola, yani ışık hızına eşit. Nasıl bir şey ya? Ne kadar ince detay. Ve ortalama ayın dünya çevresindeki dönüşü 28 gün ya da 28,5 gün. Satürn'ün de güneş çevresindeki dönüşü bize göre 28 yıl. Burada da ayrı bir sır var. Eğer ay olmasaydı ve dünya bugün de uzak geçmişte olduğu gibi kendi etrafında çok hızlı bir biçimde dönüyor olsaydı, büyük ihtimalle atmosferde şiddetli rüzgarlar ve inanılmaz doğal afetler olurdu. Ayın diğer önemli etkisi dünyanın eksen eğikliğini sağlıyor. Ay kütlesel çekimi yeterince büyük olduğu için dünyada bu etkileri oluşturuyor. Denizlerdeki gelgitler ayın dünya üzerindeki sulara çekim kuvveti uygulaması ile meydana geliyor. Kütle çekimi yıldız ve gezegen materyallerini kendilerine doğru çekmesini sağlayarak yıldızları oluşturur. Ayda böyle bir kütle çekimi var. Şimdi Yasin suresi 39. ayete bakalım. Ay'a gelince ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi yay haline dönmüştür. 40'ta da diyor ki ne güneşin aya çatması yaraşır ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Bak neler söylüyor 1400 yıl önce Kur'an. Öncelikle spiral olarak belirtilen ay yörüngesi şekli, ayın dünyanın içinden görülen yörüngesi değil, güneş etrafındaki yörüngesidir. Yani bu şekli gözlemlemek için dünyaya ve aya uzaktan bakmalısın. Bu nasıl bir bilgi arkadaşlar? Bilim adamları daha yeni öğrendi bunu. Babililer ve Yunanlar dünya merkezli bir evrene inanıyorlardı. Dünya merkezli evrene inanan ve hesaplamalarını o şekilde yapan bu insanlar, güneş merkezli bir sistemde ayın güneş etrafında spiral şeklinde döndüğünü tabii ki bilmiyorlardı. Zaten ayın bu spiral hareketinin onlar tarafından bilindiği şeklinde bir bilgiye hiçbir kaynakta rastlayamazsınız. Böyle bir bilgiyi bilmiş olmaları demek, güneş merkezli sistemi bilmeleri demek olurdu. Ayın güneş etrafındaki spiral yörüngesinin bildiğimiz ilk çizimi 1902'de ancak bir dergide yayınlanmış. 1400 yıl önce söylenen Kur'an'da bu bilgi kurumuş hurma dalı şekli ayın yörüngesiyle aynı. Ve daha yeni biz bunu keşfettik. Eğer bu yörünge sistemi olmasaydı hurma dalı gibi, dünyadaki bu projeksiyon ve metaverse de bu şekilde çalışmaz idi. O kadar ince hesap yapılmış ki. Şimdi biraz da ay tutulmasından bahsedelim konumuz gereği. Ay tutulması bir sonlanma enerjisi oluşturuyor hayatlarda. Ve şu da var ki her yıl birkaç ay tutulması, güneş tutulması yaşıyoruz. Yani bu bilmediğimiz bir konu değil. Kimi zaman bu tutulmalarda yer değiştiriyorsun, iş değiştiriyorsun, ev değiştiriyorsun, bir şey bitiriyorsun. Mesela bir işten ayrılıyorsun. Ya da okuldan mezun oluyorsun ya da boşanıyorsun ama bir bitişle alakalı bu ay tutulması. Kadersel döngülere bağlı. Ay tutulmaları hep sonlanmayla alakalıyken burada çok farklı bir sır var. Güneş tutulmaları da yeniden doğumlama, yeniden başlamayla ilgili. Yani burada işte 8 Nisan'da güneş tutulması var.
Koç'ta, şimdi Terazi'de ay tutulması oluyor. Terazi ile ilgili durumlar, yani hukuksal konular, adaletle ilgili, sonra evliliklerdeki, iş ortaklıklarında, hayattaki duygularınla alakalı ve hazmedemediğin adaletsizliklerle alakalı bir takım sonuçlanmalar ya da devre bitimi. Yani mesela Plüton Oğlak'ta olanlar son 17-18 yıldır çok ciddi, çok ağır deneyimler yaşadılar. Ve bu rövanş gibi bir şey aslında Oğlak ve Yengeçler için özellikle. Ama diğer tabii ki grupları da ilgilendiriyor. Orada biraz etki ağır ama bir dönemin bitmesini de getiriyor. Onun ayak sesleri aslında asıl bitme Kasım ayında başlayacak da Oğlak için özellikle. Ondan sonra tam olarak Kova'da Plüton, yani Hades, yani ölüm hayatı sonlandırıp bir daha başlattıran büyük mutasyoncu manipüle etmeye devam edecek. Sonuç olarak güneş tutulması çok kısa bir süre sonra yeni bir başlangıcı başlattırıyor Nisan'ın başında. Ama onun da etkileri bayağı ağır. Tüm dünyadaki sistemlerin çökmesi ve yeniden oluşumların, yeni liderlerin, yeni düzenlerin meydana ya da insanların hayatlarında bir bitiş ve başlangıç duygusal anlamda önce çökertiyor. Çünkü mesela en son videomda ne dedim? Covid aşısında mRNA'sı aşı da var. Virüsün moralini bozup onu çökertiyorsun. Öyle yok ediyorsun. Ondan sonra sağlıklı bir beden oluşuyor. Bu insan için de geçerli. Önce senin duygularınla ay tutulması oynuyor. Senin bitiremediğin ne kadar cerahatte iş varsa onları zorla döve döve seni terbiye edip burnunu sürterek bitirmeni sağlıyor. Bunun etkileri zaten önceden başlar. 6 ayda, 2 ay, 3 ayda öncesinde başlar. Mesela sonbaharda başlayan etkilerdir bunlar. Ancak özellikle bu ay tutulmalarının görüldüğü yerlerde bu etkiler daha fazla olur. Mesela bu ay tutulması kuzey ülkelerinde, Rusya gibi, Orta Asya'nın kuzey doğusu gibi bu bölgelerde çok görünüyor. Ben de o bölgeleri iyi bildiğim için 7.2 depremden tutun da işte son bir hafta olmadı, 4.5 deprem falan, böyle sürekli bir sallanma durumu. Her anlamda maddi manevi ya da işte olayların olması, o kadar insanın öldürülmesi konser salonunda. Bunlar bu ay tutulmasının etkileridir arkadaşlar. Sonrasında ise güneş tutulmasının çok görüldüğü yerlerde devrim, Fransız devrimi gibi eski firavun sistemlerinin yıkılması, yöneticilerin değişmesi, şirketlerde de ülkelerde de yeniden doğumlamanın meydana gelmesi oluşacak. Yani çürümüş olan bütün sistemler kendilerini önce manipüle edilerek ay tutulmasıyla yok etme yoluna giriyorlar ya da bitiremediklerini bitiriyor insanlar. Sonrasında güneş tutulmasıyla hadi bir daha başlayalım. Şimdi dediğim gibi ben bu konunun uzmanı değilim. Sadece anlamaya çalışıyorum. Ben bir sistem okuyucuyum. O kadar arkadaşlar. Okuduğumu da sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Yaptığım budur. Ay tutulması sırasında ne oluyor? Dünya ayın önüne geçiyor. Güneşle ay arasında bir engel oluşturuyor. Bunların hepsinin uzaklıkları çok ince bir şekilde hesaplanarak oluşturulmuş. Dünya ile ayın uzaklığı, dünya ile güneşin uzaklığı, ay ile güneşin uzaklığı, Satürn ile olan mesafeleri, bunların hepsi Satürn'ün Sirius ile olan mesafesi ince ince detaylandırılmış. Ve bu tutulmalar sırasında da bu enerji, kozmik enerji diyelim ya da ilahi bildirimler diyelim, farklı bir döngüyle giriş yapıyorlar. Ya da giremiyorlar, kısıtlı miktarda giriyorlar. Ya da farklı bir frekans gönderimi söz konusu oluyor. Bu da yeryüzünde, dünyada yaşayan
ya da dünyanın derinliklerinde yaşayan tüm varlıklar üstünde ya da göklerinde yaşayan tüm varlıklar üzerinde farklı etkiler, manipülasyonlar ve enerji tetiklemeleri meydana getiriyor. Bu durumda DNA fraktallarını mRNA enerjisi ruhtan aldığı etkiyle farklı bir şekilde kodluyor. Olaya farklı bir durum çıkıyor. Kadersel döngülerin farklı işlettirilmesinden başka bir durum değil bu anlayacağınız. O yüzden ay tutulması da güneş tutulması da önemli bizim için arkadaşlar. Ay tutulması dolunay enerjisinden çok daha fazla arttırılmış bir enerji açığa çıkartıyor. Bunun özelliği dişil karakterde ve bir sonlanma enerjisi taşıması. Dişi yani kadınları, dişi olan bütün varlıkları daha fazla baskı altında tutuyor. Yani bizler erkeklerden daha fazla etkileniyoruz arkadaşlar. Gerginlik, stres, buna bağlı bir takım hareketler. Yani dişil enerjinin bayağı etkilenip patlama noktasına gelmesi. O yüzden bu önümüzdeki dönemde kadın liderler ya da insanları peşinden sürükleyen dişil enerji formundaki ruhların daha öne çıktığını şu anda da görüyorsunuz uzun süredir. Maalesef ki benim danışanlarımın içinde erkekler de çok ama kadınlar, erkekler birse kadınlar 100 miktarı olarak. Niçin bu arkadaşlar? Lütfen erkekler şöyle şapkayı koysun önüne bir düşünsün. Bu kadar mı az aydınlanma peşinde gidiyorsunuz? Bu kadar mı maddesel planda yürümeye çalışıyorsunuz? Neden kadınların bu kadar aydınlanmaya, ikraya olan özlemleri baskı altında oldukları için arkadaşlar? Siz yapıyorsunuz bunu aslında. Ama şunu da bilin ki siz kadın da oluyorsunuz, erkek de oluyorsunuz. Fakat bu hayatta, bu kıyamete 5 kala zamanında kadın bedenine giren ruhlar gerçekten bu baskılanma sistemiyle birlikte çok fazla aydınlanmaya geçtiler. Haberiniz olsun. Haberiniz bile yok, farkında bile değilsiniz. Ama siz de belki bir sonraki hayatta kadın olacaksınız. Demek oluyor ki her zaman böyledir. Çok dövülen demir ışıldar. Anlaşılan o ki dişil enerjinin çok ciddi, hani taraf tutuyor deyin, taraf falan tutmuyorum. Siz de farkındasınızdır. Ayrıca hayvanlara baktığınız zaman dişil enerjinin yüksek olduğu, bazı hayvanlarda daha fazla kedi gibi dişil enerjiler yüksek, daha fazla insan gibi resmen konuşabildiklerini şu anda, duygularını daha iyi ifade edebildiklerini görüyorsunuz. Bu devam edecek bu şekilde. Bu tutulma enerjisi bedene hormonlara etki ediyor. Neydi hormonlar? Enerjiyi taşıyordu değil mi? mRNA ile ilgiliydi. Stres, öfke, baş ağrısı, uykusuzluk, regil düzensizlikleri, kadın hastalıkları. Bunlar bu dönemde lütfen arkadaşlar, hanım arkadaşlarıma özellikle ben de aynı etkileri hissediyorum. Lütfen bu dönemi böyle biraz sabırlı geçirelim. Kendimizi rahatlatmaya çalışalım. Kolay değil. Hemen arkasından gelen bu güneş tutulması da ağır. Yani daha fazla meditasyondu. Kendimizi zikirlerle rahatlatmaya, doğada olmaya çalışalım. Bu dönemi böyle geçirelim. Buradaki hayatın anlamı Rahman ve Rahim'le birlikte yaşadığın senaryo gereğince Rab noktasına gelebilmektir. Her bir ruh varlığının asıl amacı budur. Rabbiyet makamına oturabilmektir yaşadığı deneyimlerle. Bu önümüzdeki dönemde hem fraktalları daha fazla inceleyeceğim, hem de rahmaniyet çekirdekleri olan ya da frekans yayıcı, rahmaniyetin frekans yayıcı odakları olan yıldız sistemlerini biraz daha incelemeyi düşünüyorum. Tabii bu benim istediğimle olmuyor. Aniden bir akış, bir bilgi geliyor ve ben de farklı bir açılım olunca da onu anlatma gereği duyuyorum. Bugün itibariyle böyle bir etki olduğu için hem uyarı mahiyetinde böyle bir video yapma gereği duydum. Güneşi de inceleyeceğim güneş tutulması ile ilgili zamanda. Bakalım neler açılacak hepimizde.
Lütfen bu sonlandırma ve tekrar başlatma döneminde kendimizi en iyi şekilde programlamaya çalışalım, rahatlamaya çalışalım. Bu dönemi geçirdikten sonra önümüzdeki dönemde her şey yepyeni olacak. Böyle gıcır gıcır. Yeniden doğma dönemi. Plüto'nun Kova'ya geçişiyle de birlikte özgürlükler çağı başladı. 2025'ten itibaren tam olarak o devreye geçiş yapacağız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun.